Merhaba, ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Veysel Altuntaş. Sizinle 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 4. ünite Destan Efsane konusunu işleyeceğiz. Destan Efsane konusuna başlarken ünlü ve önemli şairlerimizden biri Faruk Nafiz Çamlıbel'in şu dizeleriyle başlamak istiyoruz. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken. Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş, biz bu yolla türküler tuttururken sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz diye bir dizelerle başlıyor. Arkadaşlar bu ünitede destanlardan, İslamiyet öncesindeki destandan, İslamiyet'in kabulünden sonraki destanlardan bahsedeceğiz. Cumhuriyet döneminde 1923 ile 1980 dönemi Türk Edebiyatı'ndaki yapma destan türünden bahsedeceğiz dünya edebiyatındaki destan türünden, Türk halk edebiyatındaki efsane türünden bahsedeceğiz. Dil bilgisi konusunda da arkadaşlar sıfat tamlamaları ve imla noktalamaya beraber bakacağız. Burada İlyada destanıyla ilgili bir bölüm var. İlyada destanından alınmış bir bölüm var. Ama ondan önce hazırlık soruları var. Nedir hazırlık soruları? Olağanüstü olayları konu alan metinleri okumak ilginizi çeker mi? Nedenleriyle açıklayınız. Arkadaşlar tabii ki öznel bir konu bu. Yani bir kişi olağanüstü olayları anlatan metinlerden hoşlanabilir, onları cezbedebilir o konular. Bir kişi ise daha gerçekçi metinleri okumayı yeğleyebilir. Tabii ki bu öznel. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Arkadaşlarınızla, ailenizle konuşunuz. Bu konularda konuşmak sizin zihin dünyanızı da geliştirecektir. İkinci soru olarak, bir kişi yendiği düşmanı ne kadar güçlü ise o kadar kahramandır sözüyle ilgili düşüncelerinizi sınıfta sözlü olarak paylaşınız diyor. Elbette savaştığımız şey yani bir insan dışı olarak başka bir zorluktan da bahsedebiliriz. İlla bir düşmanı işte kötü unsurlardan da bahsedeceksek ne kadar zorsa ona karşı göstermemiz gereken o kadar güçlüyse karşı taraftaki o unsur Bizim de ona göre daha da güçlü olmamız, daha da yeteneklerimizi ön plana çıkarmamız gerekiyor. Doğal olarak ondan güçlü olmamız gerektiği için elbette bizim o güçlü düşmanı yenmemiz bizi de daha güçlü yapacaktır ve kahraman olarak gösterecektir. Bu konuda sizin nelerdir düşünceleriniz? Yine arkadaşlarınızla, ailelerinizle konuşmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Destanlar biliyoruz ki milletlerin tarihini yani ait olduğu milletin tarihini kültürel ve sosyal yaşamını anlatır ve onlardan izler taşır arkadaşlar. Aynı zamanda millidir ve anonimdir. Bu da önemli bir bilgi olarak karşımıza duruyor. Burada İlyada Destanı'ndan alınan bir bölüm var arkadaşlar. Orayı okumak istiyorum size. Aşağıda Hector ile Akilleus'un karşılaşmalarını ve birbirleriyle mücadelelerini anlatan 22. bölümü okuyacaksınız. Ürkmüş geyikler gibi kente sığındılar. Güzel surlara dayanıp kurutuyorlar terlerini. Susuzluğu gidermek için içiyorlardı kana kana. Bu ara akalar kalkanları omuzlarında yaklaşıyorlardı. Bir hektor duruyordu olduğu yerde. Uğursuz bir kader mıhlamıştı onu. İlyon'un dışında batı kapılarının önüne. Onu ilkin yaşlı prim, Primaus gördü. İhtiyar inledi, havaya kaldırdı ellerini. Dövdü başını, yalvardı sevgili oğluna. Ama Hector dikilmiş duruyordu kapının önünde. Akileus'la savaşmak için yanıyordu. İhtiyar uzattı kollarını, bağırdı acı acı. Hector, yavrum, dostlarından uzak durma öyle. Erişirsin kaderine, bekleme bu adamı. Senden çok üstündür Pelu, Pelu Usoğlu. O katı yürekli adam alt eder seni. Keşke tanrılar onu benim sevdiğim gibi sevse. Şimdi yere serilir, kuşlar kurtlar yer dileşini. Korkunç bir acı da uçar giderdi yüreğimden. Nice yiğit oğullarımdan etti beni o. Kimini öldürdü, kimini sattı uzak adalara. Ama sen... Akileus'a alt olup ölmezsen halkımız daha çabuk unutur bu acıyı. İhtiyar böyle dedi. Avuç avuç yolda ak saçlarını gene de kandıramadı yüreğini Hektor'un. Çok daha iyi olur karşı koymak Akileusa. Ya öldürüp onu dönerim geri ya da onun elinden şanla ölürüm kentimin önünde. Hektor böyle düşünüyordu olduğu yerde. Akileus da Git gide yaklaşıyordu. Onu görünce bir titreme aldı Hektor'u. Dağlarda bir çaylak, kuşların en hızlısı. Nasıl kolayca saldırırsa ürkek bir kumruya, kumru sıvışıp kaçar. Çaylak da keskin seslerle sıçraya sıçraya atılır üstüne. Can atar yakalamak için onu. Akileus da Hektor'a doğru tıpkı öyle uçar. Hektor da kaçar korkudan titreye titreye. Koşar Troya surlarının dibinde dizlerinin var gücüyle. Önde bir yiğit koşuyordu. Ama daha yiğit biri geliyordu arkadan var hızıyla. Seyirci olmuşlardı tanrılar tekmil. İlkin söze başladı insanların, tanrıların babası. Hadi düşünün bakalım tanrılar danışın. Kurtaracak mıyız Hector ölümden? Yoksa bırakacak mıyız bu yiğitliğiyle? alt etsin Akileus, Pelus, oğlu. Bir altın terazi kurdu baba tanrı. Acıklı ölümün iki tanrıçasını koydu kefelere. Biri Akileus'unkiydi, kiydi, biri at sürücüsü Hektor'un ki. Ortasından tuttu kaldırdı teraziyi. Ağır bastı Hektor'un kara günü. Kefe düştü yuvarlandı Hades'e dek. Gök gözlü tanrıça Athena vardı Peleus oğluna. Durdu yanında. Söyledi kanatlı sözler. Tepeleyeceğiz savaşa susamış Hektor'u. Artık kurtulamaz Hektor elimizden. Ama sen dur biraz soluk al. Gidip kandıracağım ben onu. Bak nasıl savaşacak seninle yüz yüze. Tanrıça da yürüdü tanrısal Hektor'a doğru. Deyip Hobos'a benzemişti bedenini. Yılmaz sesini. Durdu yanında, söyledi kanatlı sözler. Hızlı Akileus fena sıkıştırıyor seni, aga. Priamus'un kenti dolayında çevik ayaklarıyla gel birlikte karşı koyalım, püskürtelim onu. İlgin İlkin tolgası ışıldayan Hektor dile geldi. Dedi ki, artık kaçmam senden, Peleus oğlu deminki gibi ya sen benim elime geçersin ya geçerim ben senin eline. Zeus bana zaferi verir de alırsam canını dile gelmez saygısızlıklar göstermem sana. Ünlü silahlarını soyar, ölünü geri veririm akalılara. Sen de Akileus yap benim gibi. Ayağı tez Akileus yan yana baktı. Yan yan baktı. Dedi ki, Hektor ''Düşmanım, antlaşmadan söz etme bana. Böyle şey olmaz insanla arslan arasında. Nasıl uyuşmazsa kurtla kuzunun gönlü, durmadan kin beslerler birbirlerine. Bizim de dostluk yapmamız akla sığmaz. Birimiz düşüp kanıyla doyurmadan aresi. O her zora dayanan savaşçıyı doyurmadan ikimizin arasında anlaşma olmaz.'' Hektor yüreğinde anladı olup biteni. Dedi ki: "Artık uzakta değil kara ölüm. Ayağımın dibine geldi. Kaçamam ondan." Tolgası ışıldayan Hektor can verirken dedi ki: "Senin ne olduğun yüzünden belli. Demirden bir yürek var göğsünde. Ama uyanık ol. uğramayasın tanrı lanetine. Yiğit de olsan Parisle Apollon o gün seni öldürecekler Batı kapılarının önünde. Hektor'un karısı henüz bir şey duymamıştı. Bilmiyordu zavallıcık buradan çok uzakta Athena alt etmişti Hektoru. Akileos'un eliyle. Ansızın surlardan doğru bir bağırışma, bir inleme duydu. Titredi eli ayağı, mekik elinden yere düştü. Hektor, neler geldi başıma? Nasıl da bir kaderle doğmuşuz ikimizde? Şimdi gidiyorsun Hades ülkesine. Kuytu derinlikleri altında toprağın. Dul bırakıyorsun beni bu sarayda. Zehir zıkkın bir yas içinde. Böyle diyordu ağlaya ağlaya Hektor'un karısı. Karşılık veriyordu kadınlar hıçkırıklarla. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Homeros İlyada Türkçesi Azra Erhat'a ait bir e, destandan bir parçayı beraber okumuş olduk. Burada metinde geçen bazı kelime ve kelime gruplarının anlamları var arkadaşlar. Burada kişilerin o bahsedilen Athena, Zeus'un kızı Erdem tanrıçası, Hades, yeraltı ülkesinin tanrısı ölülerin kralı, bunlardan bahsediliyor. Bunları bildikten sonra metni tabii ki çok daha net bir şekilde anlamamız mümkün olabilir. Metin ve türle ilgili açıklamalara gelecek olursak arkadaşlar, okuduğumuz metin Homeros tarafından M.Ö. 9. yüzyılda derlenen İlyada destanından alınmıştır. Bu metin Troya Savaşı'nın ve İlyada destanının baş kahramanı Akileus ile Troyalıların kahramanı Hector arasındaki mücadelenin anlatıldığı bölümdür. Fark ettiyseniz metinde sadece insanlar değil yarı tanrılar, tanrılar, olağanüstü kişilikler de olay örgüsünün içinde yer alıyor. Aynı zamanda kelime tekrarları, redif ve kafiyeler ahengin sağlamış ve akıcılığı da sağlamıştır söyleyişin. Bunu söylemek mümkün. Yunanlara ait İlyada destanı Akaların Troya şehrini kuşatarak yaklaşık 10 yıl süren bir savaştan sonra Troyalıları yenmelerini anlatıyor. 24 bölümden oluşan destan Akileus'un öfkesiyle başlar ve Hector'un cenaze töreniyle biter. Tarih öncesi dönemlerle ilgili tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanların yaşamlarını, serüvenlerini anlatan bir toplumun inançlarını, duygularını, eğilimlerini yansıtan ürünlere mitos, bunları bir bütün olarak ele alıp sistemli bir biçimde inceleyen bilim dalına da mitoloji adı verilir arkadaşlar. Mit ve mitolojiler destanlara da kaynaklık etmişlerdir. Destanlarda mitolojiye göre tanrılarla bağlantılı olan olay ve motifler azalırken insani özellikler ön plana çıkmıştır. Destan toplumların geçmişinde yaşamış, derin izlik, izler bırakmış bir olayı. Özellikle de yiğitlik ve olağanüstülükleri manzum olarak öyküleyici bir biçimde anlatan edebi türlerdir. Burada manzum olarak ifadesinin altını çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kahramanların olağanüstü kişilikleri içinden çıktıkları toplumun temel özellikleriyle oluşmuştur. Bu kahramanlar aklın alamayacağı büyük işlerin üstesinden gelir. Destanlarda olay ve kişiler olmak üzere iki unsur ağırlıktadır. Zaman ve mekan unsurlarına ayrıntılı bir biçimde yer verilmez. Destanlar, ulusların tarihte yer almaya başladıkları dönemlerin ilk ürünleridir. Bu nedenle bu ürünlerde onları oluşturan toplumların tarihlerinden izler görülür. Destanlar oluşumları bakımından arkadaşlar iki alt başta ayrılır. Doğal ve yapma destanlardır milletlerin yaşamında derin izler bırakan, tarihsel ya da toplumsal bir olayın sözlü gelenek dolgunlaştıktan sonra destan geleneğini bilen biri tarafından derlenmesiyle oluşan destanlara doğal destanlar denir. Bunlar arkadaşlar 3 safhada gerçekleşiyor doğal destanların oluşumları. Birinci safhada tarihsel olay, olayın ortaya çıktığı çekirdek dönem. Burada toplumun belleğinde derin ve sarsıcı izler bırakan bir olay zaman içinde gelişerek büyür farklı söyleyişlerle ve eklemelerle zenginleşir. Sonra ikinci safhada ozanlar arkadaşlar bu toplumun dilinde zenginleşen ve efsaneleşen olayları kendi düşsel dünyalarıyla zihinlerinde geliştirerek saz eşliğinde dillendirirler. Destan yazıya geçmediği için bu dönemde de büyüyüp gelişmeye devam eder. Son safhada arkadaşlar bu destan geleneğini bilen biri tüm varyantları destanın bütün varyantlarını elde ettikten sonra Destanı yeniden oluşturup yazıya geçirir. Yunanların İlyada destanı dışında Odisse, İra, İranlıların Şehname, Finlilerin Kalevela, Fransızların Chanson de Roland, Şümerli, e, Sümerlerin Gılgamış, Almanların Nibelungelit, İngilizlerin Bifolf, e, İspanyolların Lossit, e, Rusların Igor, Hintlilerin Ramayana ve Mahabharata. Japonların Shinto adlı destanları dünyaca ünlü doğal destanlara örnektir. Türk edebiyatında ise arkadaşlar Alper Tunga, Oğuz Kağan, Şu, Ergenekon, Bozkur, türeş destanları doğal destanlardır. Yapma destanlar ise arkadaşlar herhangi bir tarihi olayın bir ozan tarafından destan kurallarına uygun olarak yazılmasıyla oluşur. Buna yapma destan deniyor. Yani o şeydeki gibi doğal destandaki gibi üç aşaması yok. Bir tarihi olayı bir ozan destan kurallarına uygun olarak yazıyor. Tasso'nun kurtarılmış Kudüs, Ariosto'nun çılgın Orlando, Dante'nin ilahi komedi adlı eserleri İtalyan edebiyatının Vergilius, bu Aynes adlı Latin edebiyatının Milton kaybolmuş cennet adlı eseri İngiliz edebiyatının Mehmet Akif Ersoy'un biliyorsunuz Çanakkale şehitlerine. Aynı zamanda Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Türk Edebiyatı'nın yapma destan örneklerindendir diyebiliyoruz. Evet burada metni anlama ve çözümleme var. Her sorudan değil ama birçok sorudan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi birinci soruda diyor ki o katı yürekli adam alt eder seni. Cümlesindeki altı çizili kelime gruplarının anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Şimdi katı yürekli ne de demek? Acımasız, değil mi? Korkusuz, vicdansız anlamına geliyor mecaz anlamda düşününce. Alt etmek de bir kimsenin gücü ve kuvvetiyle bir başkasını bastırması, yenmesi anlamına gelir arkadaşlar. Üçüncü soruda metinde anlatıcının kim olduğunu ve hangi tip bakış açısı kullandığını belirleyiniz. Üçüncü tekil bakış açısı vardı. Bakış açısı da, şey anlatıcımız üçüncü tekil kişiydi. Bakış açımız da ilahi bakış açısıydı çünkü orada işte Hector'un korktuğunu, değil mi? Onun duygularını da hissediyordu. Onu görebiliyorduk. Bunun arkadaşlar okuduğunuz metinde kalıp olarak kullanılan ve iğnelenen. Bazı sözcükler var diyor. Bunlar nelerdir? İşte kara gün, kara ölüm gibi ifadeler kullanılıyor. E Tabii doğal olarak bunlar hem edebi ve estetik yönünü ön plana çıkartır metnin ve akıcılığını arttırır diyebiliriz arkadaşlar. Burada birçok metinle ilgili bölüm var. Bu metinleri okumanızı, bu soruları okuyup ona göre çözümlemenizi sizin metni çok daha iyi anlamanızı sağlayacağını düşünüyoruz arkadaşlar. 11. soruda Okuduğunuz metnin şekil özellikleriyle ilgili çıkarımlarda bulunuz diyor. Arkadaşlar şekil özelliklerine bakınca zaten söylemiştik e, Nazım manzum olarak yazıldığını ifade etmiştik arkadaşlar size, değil mi? E, manzum olarak yazılmasıyla birlikte ses uyumları, ahenk bunun gibi birçok ifadeler karşımıza çıkıyor. E, bu ahengi sağlamak için birçok ifadenin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Son soru olarak. Metnin destan türünün hangi özelliklerini taşımaktadır diyor. Metinde örneklerle verin. Bir kere bir milletin en önemli olaylarından biri yaptığı savaşlardır. O savaşta gösterdikleri kahramanlıklardır. Burada da arkadaşlar bir savaş var. Epik bir kahramanlık anlatımı var. Epik bir anlatım var. Kahramanların arasında pardon normal kişilerin yanında olağanüstü kişilerini de görüyoruz. Yarı tanrı tanrı tanrıça gibi milli bir özellik gösteriyor. Uzun, manzum bir eser olduğu ortaya çıkıyor. Destan özelliklerini ifade ettiğini söylemeye, söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada dil bilgisi kısmında diyor ki dağlarda bir çaylak kuşların en hızlısı nasıl da nasıl kolayca saldırırsa ürkek bir kumruya dizelerindeki ürkek bir kumru sıfat sıfatlamasında bir at hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır diyor. Siz de metinden buna benzer örnekler bulunuz diyor. Arkadaşlar şimdi e, niteleme sıfatı bir ismin önüne gelerek onu çeşitli yönlerden niteleyen sözcüklerdir değil mi? E, mesela işte kırmızı araba arabanın hangi renk olduğunu söyler. Nasıl sorusunu isme sorarız ve bu niteleme sıfatıdır. Sıfatları iki alt başlıkta inceliyoruz. Niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı. Niteleme sıfatı isme sorular nasıl sorusuna cevap veriyor arkadaşlar ve onun e, çeşitli yönlerden nitelediğini ifade ediyoruz. Belirtme sıfatı ise arkadaşlar 4 alt başlıkta inceleniyor. Sayı sıfatı, işaret sıfatı, belgisiz sıfat ve soru sıfatı. Şimdi bu dördü de belirtme sıfatından herhangi biridir arkadaşlar. Yani size belirtme sıfatını soruyorsa bu dördünden herhangi biri olabilir. Bakın burada ürkek bir kumru ifadesinde gördüğünüz gibi. Ürkek bir kumru nasıl bir kumruymuş? Bizim kumrumuz ürkek. Gördüğünüz gibi bu bir niteleme sıfatı. Şöyle N, S yazabilirim. Şuradaki bir herhangi bir anlamında olduğu için arkadaşlar belgisiz sıfat olarak karşımıza çıkar diyoruz. Belgisiz sıfattır bu. Gördüğünüz gibi. Bize metinden örnek bulmamızı istiyor. Şöyle hızlıca bakacak olursak. Arkadaşlar. E Nasıl sur, özür diyorum? Nasıl surlar güzel bu niteleme. Fakat bize sorduğu şey sadece niteleme değil. Bu yukarıdaki gibi bir sözcük biliyorsunuz bir isim birden fazla sıfat alabilir. Hem sıfat hem niteleme sıfatı hem belirtme sıfatı olabilir. Aynı zamanda sıfatlarda arkadaşlar biliyorsunuz bir sıfat birden fazla adı da niteleyebilir. Bir isim birden fazla niteleme sıfatı da alabilir. Birçok özelliğin olduğunu biliyoruz. Burada sadece niteleme sıfatı da var. Bakın şurada uğursuz bir kader nasıl bir kader uğursuz şuradaki uğursuz niteleme şuradaki bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi belgisiz sıfat olarak karşımıza çıkmaktadır diyoruz. Bunun haricinde şurada bir örneğimiz daha var. O katı yürekli adam nasıl adam katı yürekli değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şurada bir niteleme sıfatımız var. Şurada ise işaret sıfatımız var. İşaret sıfatının belirtme sıfatının alt başta olduğunu biliyoruz. O halde az önce bize sorduğu soruya bunu cevap olarak verebilmemiz mümkündür diyoruz arkadaşlar. Birçok örnek daha bulabilirsiniz. Siz de bu anlattıklarımızdan yola çıkarak örnekleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Okuduğunuz metinden alınan sen öldün Hector kol kanat olamazsın ona dizesinde virgül sıralı cümleleri Ayırmak için kullanılmıştır diyor. Siz de okuduğunuz metinde virgülün diğer kullanım amaçlarını bulunuz. Örnekler bulunuz diyor arkadaşlar. Birçok örnek verilebilir. Ee, hemen şuradan bakalım sizinle beraber. Evet ama hektor dikilmiş duruyordu kapının önünde. Ee, arkadaşlar özneyi belirtmek için kullanılmış burada. Biliyorsunuz virgül sıralı cümleleri birbirine ayırdığı gibi e, yüklemden uzak kalmış özneyi ayırabilir. Ön, özneyi belirtmek için kullanılabilir. Eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılabilir değil mi arkadaşlar? Yani eğer mesela sıfat e, birden fazla sıfat bir adı nitelemişse orada virgül kullanılabilir. Yani örnek verecek olursak e, kırmızı virgül hızlı araba. Nasıl arabaymış? Hem kırmızı hem... E, hızlı bir arabaymış arkadaşlar. Bunu söylememiz mümkündür diyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz ara söz ve ara cümleleri kullanmak için de kullanılır. Bakın bu ara akalar kalkanları omuzlarında yaklaşıyorlardı. Burada bir ara sözün olduğunu görmek mümkün. Burada bunun içinde kullanıldığını ifade etmek mümkündür arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.